Selamlar yeniden. Arduino çalıştığı tutorialımızın 6. ve planlı son videosundayım. Bu videonun devamında gelecek videolar, sizin sorularınız üzerine gelecek videolar, onların yani yorumlara yazmışsanız veya Discord'dan bize yazmışsanız onları pekiştirmek amacıyla yaptığımız videolar olacak. Aklınıza bir soru geliyor olabilir. Niye videoları bugün çekiyorsun diye. Çünkü dün sınavım vardı. Bu da açıkçası kavuşmak istiyorum. Başka bir günüm yoktu çekmek için. Şimdi her şey okeyse bir output input düzeneği kuracağız bu videoda. Ödevde talep ettiğimize benzer bir şekilde potansiyometreden bir input alacağız. Potansiyometrenin değerine göre servomotorumuzu döndüreceğiz. Servomotorumuz da output olacak bu durumda. Önceki videoda kalan kodlar bu şekilde. Önceki videoyu açabilirsiniz. Son kısmına bakabilirsiniz. İşimize yarayacak kodlar bu şekilde. Servomotor oluşturduk. Potansiyometre pinini A0 yaptım ve top değeri oluşturdum. Az sonra bunları kullanacağız. Servo motoru 9. pine bağladık. Şekilde gördüğümüz gibi. 9. pine bağlı. Benim yapmam gereken ilk şey potansiyometrenin değerini okumak. Analog read ve potansiyometrenin değerini okudum. Ardından my servo yerine benim servom yapayım. Şimdi buraya da potansiyometreden okudum diye girmem lazım. Ama bu kod böyle çalışmayacak. Bunu yaparsak yani hata vermez muhtemelen de. Hatta niye hata verecek mi vermeyecek mi? Seyredelim. Ama istediğimiz gibi çalışmayacak kesinlikle. Bu niye böyle olacak? Çünkü bizim potansiyometreden okuttuğumuz yer sıfırla 1023 aralığında. Ama motora yazdırabileceğimiz maksimum değer sıfırla 180 aralığında. Biz 1023 verdiğimiz zaman motor kafayı yiyecek. Bunu istiyorsanız evde deneyebilirsiniz. Ben videoda göstermeyeceğim. Benim buradan okuduğum değeri 0 ile 180 arasında dönüşmem lazım. Bunun için de bir başka fonksiyonumuz var. Ama ondan önce şuraya ufak bir dileğimi koyuyorum. Bunun için map diye bir fonksiyon kullanacağım. Pot değer dedim. Map fonksiyonuyla bu dönüşüm yapmak istediğim 0 ile 23 arasında okuyup da 0 ile 180 arasında almak istediğim değişkeni yazıyorum. Ardından diyorum ki 0'la 1023 arasından 0'la 180 arasını al. Bu kodun yaptığı ne? Benzer bir şekilde. Potansiyometre değeri bölü 1023 çarpı 180'e çeviriyor. Ama her zaman karşınıza bu kadar basit dönüşümler gelmeyebilir. Ya da bir fonksiyon haline dönüşüm gelebilir. O yüzden bu map fonksiyonu bu anlamda çok kullanışlı. Map fonksiyonuyla şu aralıkta herhangi bir değer. Mesela 1023 okursam 180'e çevirecek. 512 okursam 90'a çevirecek tarzında bir dönüşüm yapmış olduk. Ardından potansiyometre değerini servoya yazdırdık. Bunu deneyelim. Gördüğünüz üzere döndürdüğüm zaman sıfıra vardı şu anda. Şu an 90 derecede. Bir output input sistemi de bu kadar basit. Size kullanabileceğiniz başka işlerden bahsedeyim. Routing 47'de bir sürü sensör var. Mesela DC motor kullanabilirsiniz. Direkt eğitimde gösterdiğim ultrasonik sensörden kullanabilirsiniz. Çok bu input output sistemi sayısız şekilde düzenlenebilir. Direkt hatta daha kapsamlı bir şey uğraşıp da Işık fotorezistör kullanabilirsiniz. Işığı aldıkça direnci sanırım artıyor olması lazım ama azalıyor da olabilir. Tam hatırlayamadım, kusura bakmayın. Bu tarz farklı bir sürü madde var. Malzeme var elimizde. Bunlardan bize bir mekanizma oluşturmanızı bekliyoruz. Çalıştayda. Hepinize iyi günler dilerim.